Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Nespresso Atelier ile birlikte latte yapacağız. E, aşamalarını size ve bu makinede nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Önce sütümüzle başlıyoruz. Nespresso makinasının içinde gelmiş olan bardağımızı kullanıyoruz. E, 110 mililitre kadar süt koyacağız. Bunun için ben bir tartım var. Tartımı açıyorum. 110 ml süt ekliyorum. 210 ml kadar sütümü ekledim. Bu arada sütümün soğuk olması gerekiyor böyle işlemlerde. Çırpıcımı haznesinden alıyorum. Takıyorum. Her seferinde suyunuzu kontrol edin. Şu an benim suyum azaldığı için su ilave edeceğim. Makinenin asla susuz kalmaması lazım. Çok da su doldurmayın. Bekleyecekse bakteri üretmesine sebep olabilir. O yüzden böyle kullanacağınız kadar su ilave edin. Sütümü kaldırdım. Çırpıcımı kaldırıyorum. Bardağımı yerleştiriyorum. Çırpıcıyı indiriyoruz. Ve makinamızı hazır hale getirmek için herhangi bir tuşuna basıyoruz. Bütün tuşlar yanıp yanıp sönmeye başlar. Hazır olduğunda hepsinin ışığı tamamen yanık bir şekilde duracak. Evet şu an durdu. Yapmamız gereken şey burada hot form kısmına tıklamak. Hot form kısmına tıklıyoruz. Çırpıcımız çalışıyor. Şu an bir taraftan çırparak bir taraftan da sıcak buhar vererek çırpma işlemini gerçekleştiriyor. Evet çırpma işlemimiz bitti. Şu an clean tuşu yandı. Kaldırıyoruz. Çırpımızı çıkartıyoruz. Şu an işlemimiz bitmedi. Tekrar çırpıcımı takayım. Tarifine göre devam ediyoruz. Şimdi kapsülümü alıyorum. E, lungo çekeceğiz. E, Lungo çekeceğiz kahvemizi. Evet lungo tuşuna basarak kahvemizi çekiyoruz. Evet. Tam da Çok ağzına kadar köpükle doldurdu. Tarif kartımızda bu aşamada tekrar çırpıcıyı içine sokup bir saniye kadar çırpmamızı istiyor. Ancak bir saniye Bir saniye. Yani şey, kahveyle karışsın. İsterseniz bunu bu işlemi bu makineyle yapmayın bence. Çünkü taşabilir. Niye böyle bir şey yazdığını bilmiyorum. Bir kaşıkla karıştırırsanız daha mantıklı olur. Ee, ya da Bence bu şekilde içebilirsiniz. Ee, görüntü olarak servis için daha güzel. Ama tabii ki üstte daha acı bir kahve olabilir. İsterseniz bir kaşıkla karıştırmanız daha faydalı olur. Ben bu şekilde yapmıyorum. Çırpıcıyı tekrar sokarsam bir saniye kadar basıp basana kadar taşabilir diye düşünüyorum. Kahvemiz hazır. Tadına bakalım. Oldukça güzel olmuş. Ve gayet lezzetli. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.